Bütün Kozmokomik Öyküler, Italo Calvino, Yapı Kredi Yayınları. Italo Calvino'nun Bütün Kozmokomik Öyküler kitabı, Eren Yücesan Cendey ve Şemsa Gezgin çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Italo Calvino, 1923'te Küba'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yazar henüz 2 yaşındayken ailesi İtalya'ya döndü. Savaş sırasında direniş hareketine katılan Italo Calvino, savaştan sonra Komünist Parti'ye girdi. Gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarıyla savaş sonrası İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden biri haline geldi. Italo Calvino'nun Bütün Kozmokomik Öyküler kitabı gerçek bir hayal gücü patlamasıdır. Baş kahraman QFWFQ tarafından anlatılan gerçeküstü ve komik hikayeler, astronomi ve bilimsel formlardan esinlenmiştir. Her öyküden önce okuyucuya evren hakkında bilimsel bir tanım aktarılır ve hikaye, monolog biçiminde bu tanımın üzerine inşa edilir. Kitabın ilk öyküsü olan Ay'ın Uzaklığı hakkında Sir George H. Darwin'e göre bir zamanlar Ay dünyaya çok yakındı. Gelgitler, Ay'ın yavaş yavaş uzaklaşmasına yol açtı. O gelgitler, yeryüzünün sularında Ay yüzünden oluşur ve dünyanın enerjisi yavaş yavaş yok olur bilgisi verildikten sonra baş kahraman QFWFQ birinci şahıs olarak devreye girer ve insanın hayal gücünü fazlasıyla zorlayan Ay'ın hikayesini anlatmaya başlar. Bazı dolunay gecelerinde Ay alçalıp denizde yükselince Ay'ın denizde ıslanmasına kıl payı kalırdı. Sandalla tam altına gitmek yeterliydi. Sonra bir merdiven dayadın mı kendini Ay'da bulurdun. Büyücek bir kaşık ve tahta bir kapla süt bulmaya gidiyorduk oraya. Ay sütü pek yoğun olurdu. Neredeyse çökelek peynir gibi. Yazar 1960'lı yıllarda kaleme aldı ve birçoğu dergilerde yayımlanmış olan öykülerinin toplandığı bu koleksiyonda Gündüzün Doğumu, Uzayın Formu, Sarmal, Kuşların Doğuşu, Kristaller, Deniz, Sıfır Zaman, Hiçlik, Göktaşları gibi onlarca konuyu o kadar sade ve etkileyici bir dille anlatıyor ki, bilimsel konulara ilgi duymayan okuyucuyu bile etkilemeyi başarıyor. Ve bunu da tabii ki baş kahraman QFWFQ'nun o eşsiz anlatımıyla yapıyor. Benim çocukluğumda bütün evrende hidrojen atomlarından başka oynayacak bir şey yoktu. Uzay eğri olduğundan atomlarımızı misket gibi onun eğrisi üzerinde yuvarlıyorduk. Atomu en ileri atan kazanıyordu. Atoma vururken etmenleri, yörüngeleri, manyetik alanları ve çekim alanlarını iyi kullanmayı bilmek gerekliydi. Yoksa misket pistin dışına kayar, yarıştan atılırdı. Bir atomla sana ait bir başka atoma vuruyor, onu ilerletiyordun. Çok güçlü vuruşlar yapmamaya özen gösteriyorduk. Çünkü iki atomun çarpmasıyla tık bir helyum ortaya çıkıyordu. Bunlar da oyunda yitik atomlar sayılıyordu. İçerdiği çok fazla terime rağmen yazar kitaptaki çoğu hikayeyi sakin, durağan ve sanki sıradan bir şeymiş gibi anlatıyor. Kitabın kahramanı kitap boyunca okuyucuyu gah merdivenle aya çıkarıyor, gah plazma üzerinde yolculuğa. Gah hidrojen atomlarıyla misket oyununa dahil ediyor, gah henüz su yüzüne çıkmayan solungaçlı akrabalarıyla tanıştırıyor.